Vakit varken çamurcukları topla. Zaman hala uçup gidiyor. Ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir. Ben de çok vakit kaybetmeden bu yüzden resim yapmak istiyorum bugün. Ve sizlere yapacağım çizimi adım adım anlatacağım. Şimdi ilk olarak kullandığım renkleri size gösteriyorum. Kahverengi kullanacağız. Kırmızı kullanacağız. Ve kırmızı maviyi karıştırarak mor tonlarını elde ediyorum. Ve aynı zamanda suyu da yoğun şekilde alarak pembe tonlarına ulaşıyorum. Zaten kağıdın beyazlığından dolayı da o rengi yakalamam çok zor olmayacak. İlk olarak kullandığım fırçadan bahsetmek istiyorum. 6 numaralı bir Van Gogh marka fırça kullandım. Kullandığım bu fırça bir sulu boya fırçası ve sulu boya çizimlerde sulu boya fırçası kullanmak çok önemli. Çünkü sulu boya fırçaları kılları daha çok böyle uzun yapıda ve suyu tutacak şekilde tasarlanıyor. Eğer burada bir yağlı boya fırçası ya da bir akrilik boya fırçası kullanırsam istediğim gibi bir sonuca ulaşamam. Ama aynı şekilde ben yağlı boya ve akrilik boya için öyle düşünmüyorum. Yani yağlı boya ve akrilik boya da daha farklı fırçalarda kullanabiliyoruz bazen. Her neyse devam ediyorum. Şimdi bu çizimi yaparken ilk olarak ben koyu renkleri kullanarak başladım. Koyu renkleri kullanarak sulu boya çizimde eğer başlangıçta koyu renk kullanıyorsam eğer üstüne tonları açarak, su ekleyerek vesaire bulanıklaştırarak devam edebiliyorum bu şekilde. Ama eğer açık renk çizdiysem, üzerine koyu renk ekleyeceksem o zaman mutlaka açık rengin, tabandaki açık rengin kurumasını bekleyip öyle devam etmem gerek. Yoksa renkler birbirine karışır ve istediğiniz görüntüyü elde edemezsiniz. Bu yüzden adım adım ilerlerken böyle kurutup öyle devam etmek gerekiyor. Normalde ben renkleri çok karışık karışık kullanırım ama burada size adım adım göstermek amacıyla önce ağaç gövdesini sonra ağacın dallarını vesaire yapacağım. Bu yüzden de ağacın bazı bölümlerini kesik kesik bırakıyorum. Çünkü oralardan yapraklar geçecek. Daha çok abstrakt bir görüntü vereceğiz. Çok gerçekçi olması şart değil. Zaten sulu boya çizimlerde özellikle bu tarz abstrakt çizimlerde çok çok iyi sonuç verdiğini düşünüyorum sulu boyanın. Ayrıca devam edelim şimdi. Dalları çizerken dikkat etmeniz gereken şey. Şimdi ben dal ucundan çizmeye başlasaydım sulu boyanın ucunda su miktarı çok fazla olduğundan dal ucu çok kalın, gövdeye doğru ince bir şekil oluşurdu. Bu yüzden böyle yapmıyorum ve ağaç gövdesinden dal ucuna doğru fırçamı ilerletiyorum. Ve bazı bölümleri kesik kesik bırakmaya çalışıyorum. Şimdi burada ağacın yapısına göre mutlaka ağacın şekli de değişecektir. Dallarının şekli değişecektir. Bu yüzden ise tavsiyem ağaç dalları çizerken vesaire ya da doğa çizimleri, manzara çizimleri yapıyorsanız doğadaki ağaçları incelemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü her ağacın yapısı farklı ve dal çıkış şekli farklı. Bu ağacı bu şekilde oluşturdum ben. Bazı yerlerini kesik kesik bırakmaya dikkat ediyorum. Burada su çok fazla kullanmıyoruz. Neden? Çünkü çok ince işler yapıyorum ben şu anda. Gördüğünüz üzere zaten boyayı başka bir kap üzerinde olabilir, bir palet üzerinde olabilir. İnceltiyorum ve rengini ayarladıktan sonra devam ediyorum. Renkleri size gösterdiğim kağıdı ben aynı zamanda boyayı inceltmek amacıyla da kullanıyorum ya da fırça üzerindeki su miktarını azaltmak için kullanıyorum. Şimdi genel anlamda gövdeyi bu şekilde oluşturuyoruz. Gövdeyi oluştururken ağacın aralarındaki dalları da aynı şekilde açıklı tonlarda, koyu tonlarda fark etmez. Yani rengi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ama dediğim şeye dikkat edin. Yani kurutup ilerlemeye dikkat edin. Özellikle açık rengin üstüne koyu renk uygulayacağınız zaman kurutmazsanız gerçekten çok dağılır, kötü olur. Ayrıca sulu boya çiziminde dikkat etmemiz gereken başka bir durum daha var. Sulu boya kağıdınız. Eğer bir sulu boya çizim kağıdı kullanmazsanız ya da kalın bir karton kağıt kullanmazsanız çiziminiz ne kadar güzel olursa olsun mahvolur. Neden? Çünkü sulu boya adı üstünde zaten su kullanarak çizim yapıyoruz ve dolayısıyla kağıt şişiyor ve dalgalanıyor. Bu hem resim yaparken bizim resim yapmamızı zorlaştırıyor hem de çizimi kötü gösteriyor hem de kağıt yani çizerken bile hamur oluyor. Sulu boya çizimde ne kadar çok su kullanırsanız sulu boya tekniği o kadar ortaya çıkıyor. Yani sulu boya tekniği nasıldır?
suyu ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok böyle dalgalanır ve buğulanır yaptığınız çizim. İşte aynen o şekilde çizim yaparken ben de buna dikkat ediyorum ve bir sulu boya kağıdı kullanıyorum. Sulu boya kağıdı için size önereceğim marka, zaten kağıtta genel olarak ben Schoeller markasını çok beğeniyorum. Idora da güzel. Aynı şekilde yani incelediğiniz zaman, baktığınız zaman kalın karton kağıtlara da aslında çizim yapabilirsiniz. Kağıdın kalınlığı önemli. Rengini zaten istediğiniz gibi seçersiniz. Bu noktalara dikkat ederseniz ağacın gövde çizimini çok iyi yapacağınıza inanıyorum. Ki zaten tek bir fırça kullandık. Çok fazla renk de kullanmadık. Gayet hani yapabileceğiniz şekilde bir çizim olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. Videoyu neredeyse hiç hızlandırmadım. Hatta sadece baştaki o renkleri size gösterirken birazcık hızlandırdım. Yani videoyu baştan sona çok iyi incelemenizi ve gerçekten uygulayabileceğinize inanıyorum. Herhangi bir konuda takılırsanız vesaire de zaten yorumlar kısmına aşağıya yazabilirsiniz. Yine aynı şekilde açıklarım size. Şimdi yaprakları oluşturacağız. Renklerin seçiminden bahsediyorum. Kırmızı kullandım ve mavi kullandım. Eğer sizdeki mavi açık bir mavi ise o zaman kırmızıyı çok çok az kullanın ve maviyi daha yoğun kullanın ki mor tonlarında, hafif böyle pembe mor tonlarında bir renk elde edebilirsiniz. Yoksa renginiz daha çok kırmızıya çalar. Şimdi zaten ben bu rengi istediğim gibi açıp koyulaştırabiliyorum. Kırmızıyla beyazı karıştırmadım pembe yapabilmek için. Çünkü zaten suyla kırmızıyı açtığım zaman pembe tonlarında bir renk elde ediyorum. Kullandığım mavi renk ise benim daha çok laciverte yakın bir mavi renk kullandım. Eğer açık renk kullansaydım bu şekilde sonuç vermezdi. Bir lacivert renk ve normal bir kırmızı renk, yani turuncuya yakın olmayan bir kırmızı renk birleştiği zaman istediğim gibi bu tonu bana veriyor. İşte zaten bunu daha sonrasında ben istediğim gibi açık koyulaştırabiliyorum. Şimdi fırçanın nasıl kullanılacağına gelelim. Fırçayı elimi hafif eğik tutuyorum ve tırtıklı hareketler yaptırıyorum. Böyle zikzak şeklinde, net şekilde böyle kesin çizgiler yapmıyorum da tırtık tırtık şekilde hareketler yapıyorum. Ve sizin de öncelikle hani direkt kağıda uygulamadan önce başka bir kağıt üzerinde bu hareketi alıştırma yapmanızı tavsiye ederim. Ki yaprak görüntüsünü vermek amacıyla ben aralarda boşluklar kalmasını istiyorum. Bu boşlukların kalması açısından elimi bu şekilde tırtıklı kullanmam önemli. Ayrıca sulu boyanın çok güzel bir yanı var ki çizerken suyu ne kadar çok kullanırsanız o kadar iyi sonuç veriyor. Ve kenarlarda hafif hafif şerit halinde harita gibi şekiller oluşturuyor. Bu şekiller siz kendi isteğinizle oluşturmuyorsunuz, oluşmasını istiyorsunuz ama fırça sizin için yapıyor onu. Çok güzel bir yanı. Sulu boya tekniğini bu yüzden çok seviyorum. Altta oluşturduğumuz ağaç dallarını vesaire bu aşamaya geçmeden önce mutlaka ve mutlaka kurumasını bekledim. Eğer ağaç dallarının kurumasını beklemeseydim üstüne çizeceğim bu renkler birbirine karışır ve o ağaç dallarım bozulurdu, yayılırdı. Ayrıca bu pembe renkler de bozulurdu. Üzerinde şeyler kalırdı. Kahverengi ağaç dalından kalan boyalar kalırdı. O yüzden aşağı tabandaki, yani bundan bir önceki adımda yaptığımız ağaç gövdesini kesinlikle önce kurutuyorum, daha sonrasında bu aşamaya geçiyorum. Şimdi size şey demiştim. Açık rengin üstüne koyu renk uygularken kurumasını beklememiz gerekiyor. Eğer kurumasını beklemezseniz şu an yaptığım bir görüntüyü elde edersiniz. Bu da ayrı bir teknik zaten. Çok kurutmadan üzerine hafif bir ton koyu rengi uyguluyorum. Ve bu uyguladığım koyu rengi
Direkt hani başka bir kağıtta açmadan ya da başka bir kapta açmadan koyu rengi açık rengin üzerine uyguluyorum ve su kullanarak bunları birbirine karıştırıyorum, bulanıklaştırıyorum ve 3 farklı ton elde etmiş oluyorum bu sayede. Arka fonu ve yaprakları da bu şekilde gölgelendirmeye, ışıklandırmaya, farklı tonlar oluşturmaya devam ediyorum. Zaten hep aynı rengi kullandık. Bu rengin farklı tonlarını kullanıyoruz şu anda. Yani rengin farklı tonlarını da elde ederken su kullanıyorum. Ne kadar çok su kullanırsam rengim o kadar açılıyor. Ne kadar az su kullanırsam rengim o kadar çok koyulaşıyor. Eğer net çizgileriniz güzel olan, böyle beğendiğiniz yerler varsa, mesela kenarlarında şekiller oluştu vesaire, oranın mutlaka kurumasını bekleyin üstüne bir şey uygularken, yoksa bozulur. Bu uyarıyı tekrar yapayım size. Çizim bu şekilde devam ediyor. Zaten dediğim gibi hızlandırmadım. Eğer takip ederseniz, izlerseniz ne olacağını ve uygularsanız aynı şekilde de bu çizimi yapabileceğinize inanıyorum. Herhangi bir sorunuz olur, görüşünüz olur, bu videoda takıldığınız bir yer olur ya da sormak istediğiniz başka bir şey olur, yorumlar kısmına kesinlikle yazabilirsiniz. Ayrıca yeni gelecek videolardan da haberdar olmak için ve beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde Instagram'dan da kendi çizdiğiniz resimleri bana gönderebilirsiniz. Ben aynı şekilde oradan da inceleyip size geri dönüş mutlaka yaparım. Ayrıca Instagram'dan takip ederseniz zaten çizimlerin fotoğraflarını çok daha önce görme şansınız olur. Açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini atıyorum. Zaten videonun sol alt köşesine tıklamanız yeterli abone olmak için sayfama. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video bu şekilde devam ediyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler.
Şimdi ben videoyu çekmeden önce birkaç tane daha bu ağaç çiziminden yapmıştım. Onların da videonun sonuna fotoğrafını koydum. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Umarım onlar da faydalı olur. Hani tekrar farklı renklerde yapmak isterseniz onu da görmenizi istedim.